Herkese merhaba arkadaşlar. Sonunda oyun açıldı. PES 2021 Mobile herkes şu anda erişim sağlayabiliyor. Ama hatalar oluyor arkadaşlar. Sunucuyu tekrar bağlanıyor gibi hata veriyor veya bağlanamadı diyor. Tekrar ana sayfaya dönüyor. Tekrar onu tekrar deneyip oyuna girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Öncelikle hemen bir Match Day'den bahsedeceğim. Çünkü önemli bir konu var Match Day'de. Yönetim becerisi PES 2021 ile birlikte gelmiş oldu arkadaşlar. PES 2020'de yoktu biliyorsunuz. Yönetim becerisi artık mevcut. Yönetim becerisi ne işe yaradığını bilmeyen arkadaşlarımız için hemen söyleyeyim. Menajerlerin seviyesini yükseltiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Örnek veriyorum. 800 yönetim becerisine bir sahip menajeriniz varsa bir tane yönetim becerisi bastığınız zaman 810 oluyor. Burada Match Day'i tamamladıktan 6000 puana ulaştıktan sonra yönetim beceri desteğini bir tane alıyorsunuz. Burada şimdi bu hafta gelen iki tanesinde toplam iki tane kazanma. Bir tane birinden, bir tane birinden iki tane kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Telafi ödülü olaraktan bir şey göndermemişler. Şöyle baktığımız zaman giriş kampanyasındaki MyClub paramız gelmedi. Büyük ihtimalle özür mahiyetinde önümüzdeki hafta Perşembe günü gelir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Genelde Perşembe günleri özür MyClub parasını vesairesini gönderiyor. Yani artık özür olarak ne vereceklerse tam olarak bilmiyorum ben ama büyük ihtimalle yine MyClub parası olur diye düşünüyorum. Dünkü videomuzda nerede kalmıştık? En son Mbappe'yi maxlıyorduk arkadaşlar. Mbappe ile İbrahimovic'i max seviyesine basacaktık. Devam edelim hemen onlara. Bir dakika. Mbappe'mizi max seviyesine basacaktık. Antrenman dedik. Sizler de top açılımlarınızı yapmışsınızdır büyük ihtimalle. İnşallah istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur diyelim. Mbappe'mizi max seviyesine basalım. Yönetim becerisinin bu sene geri dönmesi çok çok iyi oldu arkadaşlar. Match Day'den bunu elde edebilirsiniz. 32 tane bastık herhalde yeter büyük ihtimalle maxlamasına. Hatta fazla bile geldi. 101 Mbappe'miz sezona muhteşem başlıyoruz. 101 Mbappe'mizle başlıyoruz arkadaşlar. Hemen özelliklerini şöyle bir kontrol edelim. Daha sonra Zlatan İbrahimovic'i max seviyesine basacağım. Mbappe'miz 1.78 boyunda. Sol açık sol kanat, sağ açık sağ kanatta oynayabiliyor. Top kontrolü sürmesi 99, sıkı top tutma 96. Ofansif farkındalık 97, bitiricilik 96. Bu haftada zaten kondisyon derecesi A olması lazım. Hız hızlanma 99, şut gücü var, falso var, denge var, dayanıklılık çok güzel, fiziksel durumu 7, zaten çift dokunuş, makas çalımı gibi özellikleri de var. Mbappe gerçekten sezona başlangıç anlamında çok çok iyi oldu arkadaşlar diyebiliriz. Şöyle geri geldim hemen, şu hediye kutumuzu bir tekrar toplayalım. Kondisyon derecelerinde bir hemen bir göz atalım arkadaşlar. Kondisyon derecelerine de bir bakalım. Kondisyon dereceleri yenilendi. Geçen seneki taşınan oyuncular bu kondisyon derecelerine dahil olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onların kondisyon dereceleri sabit C. Baktığımız zaman Mbappe, Lewandowski, Oblak, Harry Kane A'ymış bu hafta. Bruno Fernandes, Thomas Müller, Werner gibi oyuncular yükselişte arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi Zlatan İbrahimovic'e gelelim. Bu arada şeyden yüksek miktarda bir top açılımı yapacağım arkadaşlar. Ronaldinho ve Ronaldinho Deco Puyol için üçünü de istiyorum. İnşallah oradan güzel bir top açılımı gelecek. İbrahimovic'i max seviyesine basalım hemen. Zlatan İbrahimovic. Şöyle antrenörlerimiz boldu. Kasmıştık PES 2020 döneminde. 22 tane bastık Zlatan İbrahimovic'e. Bir de Ansu Fati'ye şimdi bakacağız arkadaşlar birlikte. Ansu Fati oyuna eklenmiş mi, eklenmemiş mi? Hemen ona göz atacağım. Zlatan İbrahimovic 15 seviye kadar kolay maxlandı. Hemen 92 seviye kadar geldi zaten. Hemen özelliklerine bir bakalım İbrahimovic'in. 1.95 boyunda. 92 ofansif farkındalık, 93 bitiricilik varmış. Hızı çok düşük, şut gücü 96, fiziksel temas 95. Yani maçın örnek veriyorum 60. 70. dakikalarında oyunu alıp orta kafa şeklinde pozisyonlarda kullanmak çok mantıklı. Ölü yaprak vuruşu varmış, akrobatik bitiricilik, topuk hareketi gibi kafa özelliği var. Alçaktan pas ilhamı varmış.
Zlatan İbrahimovic de bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar. Hemen geriye geldim. Şu hediye kutumuzu tekrar bir toplayalım. 22 tane öğe daha aldık. Ansu Fati eklenmiş mi? Hemen ona bakacağım. Oyuncu kartları dedik. Joao Felix değildi. Şuradan İbrahimovic'leri 3 tane takas diyelim. Pozisyon seçelim. SLA dedik. Bakalım Ansu Fati'yi şimdi. Ansu Fati şurada. 18 yaşında 60 seviye kadar yükselebilen bir oyuncu arkadaşlar. Gerçekten maxlanması çok zor olacak. Bitiriciliği 83'ten başlıyor. Gerçekten muazzam bir top. Hızlanma var. Falsosu var. Şut gücü var. Yani bunlar 60. seviyeye gelince muazzam bir seviyeye gelecek. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz özelliklerini. Çift dokunuş gibi bir özelliği var. Dalan şutlar. Topuk hareketi vesaire vesaire. Geriye geldik. Buradan tekrardan Sancho'muz 96 seviye zaten onu görmüştük. Mbappe'yi bir takımımıza ekleyelim. Ana takımımız şuydu. Mbappe zaten orada yok şu anda. 101 Mbappe'mizi direkt koyalım. Direkt takıma da uyum sağladı %85'te. 101 Mbappe'nin tabii ki şeyi gelecek arkadaşlar. Bir değerlendirme maçı mutlaka olacaktır. Sizler de inşallah istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur. Şöyle şuraya maillere bir bakalım. Maillerde bilgi herhangi bir oyunun bakıma girmesiyle alakalı bir bilgi yok. Videomu burada noktalandırıyorum arkadaşlar. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Ansu Fati için biraz daha bir sonraki bölümlerde bir yükseltme bölümü yaparız. Ayrı bir bölüm. Onunla birlikte farklı oyuncular da ekleyebiliriz yanına. Videomu burada noktalandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.